Aklıma girip de beni bu konağa getirdiğin ilk günü hatırlıyorum. Ne ümitlerim, ne heveslerim vardı. Ama ne yaptın sonra? Bütün hevesimi kursağımda bıraktın. Azade Hanım'ın ağzının içine bakmak kolayına geldi. Ne namus bıraktınız ne de ar. Sana öyle öfkeliyim ki Hasan. Şeytan diyor ki iç şu havuza. Bir daha da dönüp bakma bile. Kahveyi nereye alırsınız Hacer Hanım? Alırım. Ceyda nerede? Ceyda Hanım alışverişe çıktı. Tamam. Alışverişten başka neden anlar ki zaten? Acı hissetmemen ne kötü. Hiç zevk vermiyor. Hasibe. Bunu şuraya bırak. Gel. Devri Kağı'yı odasına götür. Zıbarsın. Bu arada Azade Hanım'ın odası temizlensin. Pürü pak olsun. Ne de olsa yıllardır bu karşılaşmayı bekliyoruz. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Emriniz olur hanım ağabey. Cevşen nerede? Bulabildiniz mi? Her yere baktık ama çocuk işte. Dışarıda bir yerde düşürdü herhalde. Herhalde kaybetti. Çocuk nerede? Küçük Bey odasında. Çağırayım mı? Yok. Ben çıkar bakarım. Baran, Abdo ile ilgili bazı bilgiler ulaştım. Neymiş söyle. Henüz teyide muhtaç. Emin olur olmaz hemen haber vereceğim. İrtibatta kalalım. Tamam, bekliyorum. Güneşli günler çok yakın oğlum. Sabret oğlum. Sabret. Çınar'a sandviçini verdim. Yedi mi? Yemeyecekmiş. Aç değilim dedi.
Ben de bıraktım kenara geldim. Açılmıyordu. Meral ne yapsın? Tembihlenmiş çocuk. Duymadım annesinin söylediklerini. Ya ben çok üzülüyorum bu çocuğun bu hallerine. Gözlerinde çok büyük bir keder var. Yaşının çok ötesinde. Bir çocuğun gözlerinde asla görmek istemeyeceğimiz türden bir keder. Yalnız çünkü. Kendi çocukluğuma benzettim. O da benim gibi bir başına büyümek zorunda kalmış. Taşıyamayacağı yükleri var gibi. Kıyamam. Onun şimdi gülmesi, oynaması, eğlenmesi lazım. İnsan her zaman çocuk olmuyor ki. Hayat herkese de adil davranmıyor Dilan. Kendi çocukluğundan pay biç. Mira'nın gelişi her şeyi değiştirecek. Sana, bana, Çınar'a iyi gelecek onun nefesi. Ölü toprağı üstümüzden kalkacak. Onun ışığı hepimizi aydınlatacak. Bu oda cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolacak. Miran, Çınar. Ay şimdiden heyecan bastı. Ya yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yine odayı boyayalım mı? Hatırlıyor musun o günü? Unutur muyum hiç? Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Kendi ellerimizle boyadık her köşesini. Gel. Buraya aynı anda elimizi basacağız. Tamam. Miran'ımız gelecek diye en ince ayrıntısına kadar düşünmüştük bu odada. Şu beşiği seçmek için oylama bile yapmıştım. Evet. Tüm aile çok heyecanlıydı. Sonra herkesin çocukluk anılarıyla doldurduk dört bir köşeyi. Oğlumuz büyüdüğünde oynayacaktı onlarla. Of.
Fırat amcasını, Gül teyzesini, o anılarla daha iyi tanıyacaktım. Bence bu oda böyle kalmalı. Sevdiklerimizin anılarıyla, izleriyle bırakalım kalsın böyle. Haklısın. Hem oğlumuz geldiğinde o da yabancılık çekmemiş olur. Bir anımız geldiğinde bu odayı ilk haliyle görsün istiyorum. Bu duvarları nasıl boyadığımızı, el izini nasıl yaptığımızı anlatalım ona. Onun için ne büyük sevinçle, mutlulukla hazırladığımızı bilsin. Ona yaptıklarımızı göremedi, yaşayamadı. Ama bundan sonra doya doya yaşasın odasını. Çınar, nereye? Hiç. Öylesine. İyi o zaman. Yardım edersin bize. Sana ihtiyacımız var, değil mi Baran amcası? Hı hı.